14 Mayıs 2024 Ankara Gölbaşı Cevizli çeşit değiştirme aşı Dünya Çiftçiliğe Gününüzde kutlu olsun arkadaşlar, sevgili takipçilerim. Buranın kesimini smart gibi yaptık, hazırladık. Bugün de aşısını yapıyoruz. Sürgünler bayağı bir olmuş. Öncelik şöyle bir tane kalemimizi de hazırlayayım. Bakın kalemlerimiz hala ilk günkü gibi taptaze duruyor. Aşı ne zamana kadar yapılır arkadaşlar? Kalemleriniz böyle sağlıklıysa, uyanmadıysa Haziran'ın 15'ine kadar iç bölgelerde rahatlıkla yapabilirsiniz. Biz bu kalemlerimizi bugün söktük. Toprağın altındaydı. Çıkardık ve aşısını yapıyoruz. Kalemin sağlıklı olup olmadığını neden anlayacağız arkadaşlar? Bakın kabuğumuz yemyeşil. Böyle. İşte bu kalem sağlıklı kalem, bakın. Yemyeşil duruyor. Uçları taptaze. Eğer kalem sağlıklı olmasaydı orası simsiyah olurdu. Böyle çizdik, açıyoruz. Büyük geldi oraya. Böyle. Yeter ki kalemleriniz uyanmasın arkadaşlar. Haziran 15'ine kadar iç bölgelerde aşı yapabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Böyle. Dönelim ya doğru. Burası Ankara Gölbaşı. Yeter ki kalemler sağlıklı olsun, uyanmasın. Yoksa anaçlar uyansın, yarım metre, bir metre sürgün olsun, önemli değil o kadar bize. Şey çıktı. Atalım. Bu saatten sonra ne yapmamız gerekiyor onu da söyleyeyim sizlere. Kesinlikle aşıların toprağını, işte oraya yağ dökülmüş. Toprağını sulamıyoruz. Dibini sulamıyoruz arkadaşlar. Gerisine gerek yok çünkü zaten koyduğumuz toprak
yeterli. Bundan sonra yapacağımız tek işlem etrafından çıkan sürgünleri almak. Poşet küçük. Ömer abi büyük poşet getir. Küçük bu. Bitir onu. Poşetimizi böyle iple bağlıyoruz. Daha sonra etrafını deliyoruz. Böyle de yağmur suyu birikmesin. Maksat o yönde arkadaşlar. Toprağımızı da dolduralım. Ne güzel çapalamışlar mis gibi. Toprak işlemi de tamam. Şimdi macunumuzu sürelim. Hepsi bu kadar. Hayırlı uğurlu olsun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın.